Türkiye İhracatçılar Birliği dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün ihracat tarihinin 13 Ağustos olarak belirlemişti. 11 Ağustos'ta kesimleri yapılan üzümler paketlenip şoklandıktan sonra Avrupa ve Rusya pazarlarına taşınmaya başladı. 2013 yılında özellikle dolu vurgunu nedeniyle üzüm ihracatı olumsuz yönde etkilenmiş, buna rağmen ihracat ürünleri arasında 179 bin tonla ilk sırayı almıştı. Kirazsa yaklaşık 37 bin tonla ikinci sırada yer almıştı. 2014 yılı yaş üzüm ihracatında hedefin 200 bin tonu aşarak 200 milyon dolar gelir sağlamak olduğu belirtiliyor. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2013 yılında 8 bin tır çıkışı yapıldı. Bu ihracattan Türkiye 170 milyon dolar gelir sağladı. 2014 yılı Sultaniye rekoltesi yaklaşık 250 bin ton olarak tahmin ediliyor. Alaşehir'den 2013 yılında en çok üzüm ihracatı yapan şirket sahibi Ali Uçak, Türkiye'nin en çok yaş sebze ve meyve ihracatı yapan ikinci, üzümde Türkiye'nin birinci firması olduklarını kaydetti. Bizim şu an en büyük sıkıntımız, sayın yetkililerimizden, devlet büyüklerimizden tek istediğimiz üzümle ilgili verecek olan DİFİF'in açıklanması. Bir an önce bunun verecek olan DİFİF miktarının ne kadar olacağı ve mutlak surette verilmesi. Çünkü bu sene gerçekten buna çok büyük ihtiyaç var. Üzümde rekolte olabildiğince yüksek, piyasalar ortada belli. Şaraplık üzüm geçen sene 60 kuruştan bu sene 30 kuruşa düştü. Kuru üzümün ne olduğu henüz belli değil. Daha tarih fiyat dahi açıklayamadı. Kaç para açıklayacağı da belli değil. O yüzden sayın yetkililerimizin, devlet büyüklerimizin bu DİFİF konusunda bir önem vermeleri ve bir an önce açıklamaları gerçekten çok iyi olur. DİFİF çok önemli. Bu DİFİF olayı açıklanmaz.